Tuzla'da kurulu bulunan Rimax fabrikasında çalışan kadın işçiler yaptıkları eylemlerle tacizci usta başını işten attırmıştı. Bu işçilerden birisi de Nuray Bayraklı'ydı ve Nuray Bayraklı bugün işine giderken darp edildi. Neler yaşandığını Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Adile Doğan'la konuşacağız. Adile Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, elimizde aslında çok fazla bir bilgi yok. Bilgiler sınırlı, az önce de ifade ettik. Tuzla'da kurulu bulunan Rimax fabrikasında tacizci usta başını işten attırmıştı kadın işçiler, eylem yapmışlardı. Fakat bu işçilerden birisi Nuray Bayraklı bugün işe giderken darp edildi. Neler yaşandı, evet, anlatır mısınız? Biz saat buraya geldiğimizde 8.30'du. Nuray evinden çıkıp işine her zamanki sergaha yürüyor. Bir parkın bulunduğu bir alana yürüyor. Oradan servis bekliyor. Çayırova Mahallesi'nde. Servisi beklerken iki kişi, kar maskeli iki kişi ona yaklaşıp direkt saldırıyorlar. Darp ediyorlar. Tekme ve tokatlarla iki kişi birden dövüyor Nuray'ı. Ardından geri çek. Çekmezsen ailen de tehlike altında, çocuğun ve kocasını da, kocasıyla da tehdit ediyorlar. Nuray bu sırada kalkamıyor, uzun süre servis geliyor, servis şoförü iniyor ve böylelikle işte eşi falan aranıyor. Bunun üzerine Gebze Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. İlk müdahalesi yapıldı. Evet. Çok ağır darbeler almış. Şu anda da karakoldayız, ifade veriyor. Ya aslında haliyle şeyden şüpheleniyor Nuray. İş yerinde işte sizin de başta ifade ettiğiniz gibi yaklaşık bundan bir ay önce ustabaşı tarafından taciz edilmişti. Sadece Nuray'ın yaşadığı bir şey değildi. Genel olarak orada çalışan kadın işçileri taciz eden bir ustabaşıydı. Ama Nuray susmamıştı bu taciz karşısında. İş yerinde kadın işçilerin de birlikte fabrika içerisinde yaptıkları eylemle birlikte aslında birleşerek ya iş yavaşlatarak bu ustanın işten atılmasını sağlamışlardı. Disiplin kurulu kararıyla üstelik işten atıldı. Zaten tehdit de etmişti. Buradan atılırsam seni öldürürüm. Başına gelecekleri sen düşün gibi tehditler de savurmuştu bu ustabaşı. Evet. Biz sürece şeyden hakimiz. Çünkü Nuray ilk bizim kadın derneğimize gelmişti. Bu konuda ne yapabilirim demişti. Ben bu olayın karşısında sessiz kalmak istemiyorum. Ne ilkim ne de son olacağım demişti. Ve biz birlikte şey yapmıştık, yani burada ne olması gerektiğini o süreci tartışmıştık, konuşmuştuk. Nitekim bugün de iki kar maskeli adam tarafından Nuray darp edildi. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Sayın Adile Doğan. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Değerli izleyenler, şimdi de Nuray Bayraklı'nın konuşmalarını getirelim ekranlarınıza. Arkadaşlarımız kendisiyle bir röportaj yaptı, bakalım neler söyleyecek. İşe giderken servis bekledim. İki kişi tarafından darp edildim. Mahkemeye geri çekmem söylendi. Eğer mahkemeye geri çekmezsem başına gelecekler sen düşün. Bu kadar. Kimdi bunlar peki? Kimden şüpheleniyorsun? Kazım Demir'den. Başka mahkemem yok. Niye mahkeme açtın Kazım Demir'e? İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştım. Ondan dolayı kendisine hakaret, tehdit edilmiştim kendisinden bundan. O yüzden mahkemeye vermiştim kendisini. Zaten disiplin kurulu tarafından da kendisi işten çıkartıldı. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Başka çünkü mahkemem yok. Ablam ben size bir yaş yaşı geçtim. Tamam. Çocuğu alıştırmışlar şimdi. Yemin ediyorum belki ama iki buçuk bir konu için 10 dakika başına geçer mi? Bir de şurak çok acıyor. Burak kralım çıktı. Bilmiyorum. Çocuğu alıştırmışlar.